yurt dışına gittiğim fuarda herkes organik ürün istiyordu. Sonuçta biz yaklaşık 4-4,5 yıllık bir çalışmamızda ilçemizde 5500 hektar alanı organik tarıma geçirdik. Ve ne mutlu ki yaklaşık 4 yıldır da organik sertifikalı zeytinyağımıza sıkıyoruz ve piyasaya vermeye başladık. Bunu sadece ülke piyasası için değil, yurt dışındaki fuarlara da gönderiyoruz. Tabii şu andaki standımıza baktığınızda zeytinyağı olduğu için yeşil zeytin, siyah zeytin, zeytinyağından yapılmış bir takım ürünler görüyorsunuz. Ama bir de kiraz görüyorsunuz. Bizim kirazımız da meşhur biliyorsunuz. Üzümümüz meşhur, bardacımız meşhur. Ancak organik deyince sadece zeytinyağımız var. Çünkü sertifikasını sadece onu aldık. Organik sertifikası almak... Karaağaç köyünde mi? Tüm köylerimizde. Başta Belenbaşı olmak üzere Karacaağaç, Kırıklar, Doğancılar, Kaynaklar. 5500 hektar alanda ekim yapıyoruz ve başarılı olduk. Başarımızın sonucunda da buradayız. İhracata yönelik çalışmalar var. İhracata yönelik yeni hamlelerimiz var. 2 tane yurt dışı fuara katıldık. Güzel görüşmeler yaptık. Haber bekliyoruz. İsim üzerindeyiz yani her an. Yurt dışında öncelikle Türkiye'nin ürünü olarak Ege'nin, Buca'nın organik zeytinyağını görebileceğiz raflarda. Havran deyince akla Koca Seyit geliyor, tarih geliyor. Havran deyince akla zeytin, zeytinyağı geliyor. Havran deyince akla güzel havası, Kaz Dağları, Madra Dağları geliyor. Havran deyince Eybek suyu aklımıza geliyor. Havran deyince böyle çok birçok konu var aklımıza gelen. İşte biz de Havran'ın bu değerlerini, bu güzelliklerini ortaya koyabilmek, tüm Türkiye'ye tanıtabilmek için sizler vasıtasıyla da, bu fuarlar vasıtasıyla da Havran'ı tanıtmaya gayret ediyoruz. Ben sivil toplum kuruluşlarının öncelikli hedefleri arasında bölgelerini, ürünlerini, üyelerini tanıtmaları konusunda önce olmaları gerektiğine inanan bir insanım her zaman için. O anlamda Havran'da, Körfez'in, Edremit Körfezi'nde deniz turizminin, dağ turizminin yoğun ve güzel bir şekilde yaşandığı bölgede kültür turizmi açısından da Havran'ın önemli bir katkıya, paya sahip olduğu inancındayım. Bu anlamda Havran'da bizim önceliğimiz her zaman için Koca Seyit'tir. Koca Seyit tüm Türkiye'ye mal olmuş bir milli kahramanımızdır. 276 kilogram mermiyi kaldıraraktan o gün o savaşın seyrini değiştiren, Oğuz zırhlısını batıran Koca Seyit bunu kendi gücüyle yapmamıştır. Bunu Türkiye'de zaten biliyor. Bunu o günkü Türk milletinin dualarıyla, o günkü Koca Seyit'in imanıyla, manevi bir güçle o mermiyi mutlaka kaldırdığını biz hepimiz şahit biliyoruz. Ona inanıyoruz. O anlamda Koca Seyit'in her zaman her ortamda değerinin anlatılması için, onun gelecek nesile aktarılması açısından elimizden gelen her türlü desteği vermek için çalışma sarf ediyoruz. Bu anlamda Havran'ın merkezde bulunan Hocazade Konağı'nda bir Koca Seyit Kültür Müzesi oluşturulması konusunda kaymakamlığımızın girişimiyle bir müze çalışması başlatıldı. Çok yakın zamanda faaliyete geçecektir, açılacaktır. Aynı zamanda Koca Seyit'in köyünde bir anıt mezar meydana getirilmiştir. Gene aynı şekilde valilik ve kaymakamlığımızın destekleriyle. Zaten Havran'ın geliri öncelikli olarak tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılığın içerisinde, tarımın içerisinde de zeytin önemli planda. Bunun yanında mandalinası, şu an mevsim itibariyle eriği, kirazı. Bunlar çok ciddi anlamda Havran'ın ekonomisine katkı sağlayan ürünler. Zeytine gelecek olursak Havran zeytincilik alanında yaklaşık 1 milyon adet zeytin ağacı ile bölgede önemli bir yere sahip. Sofralık zeytin üretimi konusunda Türkiye'deki ilk 3 paketleme tesisinin 2 tanesi Havran'da bulunmakta. Zeytinyağı konusunda yaklaşık 5-6 bin ton üretimiyle gene markalaşmış firmalara tanker bazında üretim vermekte, üretim sağlamakta. Şimdi son yıllarda insanların, tüketicilerin sağlıkla konu alakalı birçok konuda kafaları karışmış vaziyette. Ama ben şunu söyleyebilirim ki zeytinyağı bugün doğal bir, saf bir meyve suyu diyebiliriz buna. Yani bugün birçok büfelerde, şehirlerde görürüz. Portakal suyunu hemen sıkarlar ve ikram ederler. Hemen onu alır taze taze içerseniz. Ben bizim bölgemize üretilen, diğer bölgelerin zeytinyağları da mutlaka güzeldir ama bölgemize üretilen zeytinyağları tamamen bir saf meyve suyu olarak üretiliyor diyebiliriz buna. Tamamen doğal ortamlarda yetişen zeytinlerimizden
son teknolojiyle geliştirmiş makinelerle artık günümüzde sıkma işlemleri gerçekleşiyor. Bu işlemler gerçekleştikten sonra da saf natürel sızma zeytinyağlarımız üretilmiş oluyor. Havran Körfezi'de özel bir bölge. Kaz Dağları, bir tarafta Kaz Dağları, bir tarafta Madra Dağı ve o denizin iyot kokusuyla beraber tüm Körfez'de Edremit, Altınoluk, Burhaniye ve Ayvalık üçgeninde olan bölgede çıkan zeytinyağlar dünyada sayılı zeytinyağları diye zaten sektörde bilinmekte. Bizler de bu bölgenin tanıtımını, bu zeytinyağımızı tanıtımını yaparaktan en iyi şekilde tüketicilerimize sunma adına girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Öncelikle Akisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akboğa, ben ve çiftçilerimiz adına Köy TV'ye gerçekten teşekkür ediyorum. Çiftçiyle ilgili, köylülerimizle ilgili çok güzel bir yayın yapıyorsunuz. Neden organik tarım derken, tabii ki daha şu anda biz organik tarımla ilgili pek yaygınlaşmış değiliz. Ama bizim Akisar'da biliyorsunuz birinci ürünümüz zeytin. Zeytinde bizim tek sıkıntımız reklamını yapamayacağımız ve de pazar sıkıntımız oluşu. Bir de zeytin maliyetlerinin yüksek oluşu gerçekten üreticimizi zor duruma sokmakta. Ürünlerde, her üründe bizim kullanmış olduğumuz girdiler var. Bunlar neler? Mazot, gübre fiyatlarının yüksek oluşu gerçekten üreticimizi sıkıntıya sokmakta. Bunun yanında yine tarımda kullanmış olduğumuz tarım sulamada elektrik fiyatlarının yüksek oluşu veyahut da işçi fiyatlarının yüksek oluşu üreticimizi zor durumda sıkıntıya sokmakta. Hollanda, Japon ve Türk ortaklığından oluşan bir tarım firmasıyız. Japon ürünün Türkiye temsilcisiyiz. Etkin mikroorganizmaların Türkiye'deki temsilcisiyiz. İzmir'deki bir organik fuara katıldık. Türkiye'de 10 senedir varız. Türkiye'nin ilk mikrobiyal ruhsatlı ürünü biziz. Türkiye'nin her yerinde tarım, çevre ve hayvancılık alanında çalışmalar yapmaktayız. Ülkemizin bu tür ürünlere ihtiyacı var. Topraklarımız kimyasallarla yıllardan beri kirlendiğinden dolayı bu tür mikrobiyal ürünler hem topraklarımızın rehabilitasyonu hem de bitkilerin ve sebzelerin, meyvelerin daha sağlıklı, kalıntısız yetiştirilmesi için önem taşımaktadır. Bunlar canlı bakteriler, bunlar faydalı bakteriler. Topraktaki hastalıklara, mesela nematot varsa toprakta bu nematotu baskılayarak bu şeyi, hastalığı yok etmektedir. Kirlenmiş topraklardan tutun da aşırı gübre kullanımı ve aşırı pestisit kullanımında çiftçilerimizin ve meyve ve sebzecik üretim yapan çiftçilerimizin sıkıntılı olduğunu görmekteyiz. Aşırı maliyetlerle, aşırı ilaç kullanımıyla ve gübre kullanımıyla hasat miktarlarının düştüğünü görmekteyiz. Biz de bu Japon ürünümüz olan mikroorganizmalarla kimyasal anlamda ve pestisit anlamında kirlenmiş bu topraklarımızı temizleyip, rehabilite edip az gübre ve az ilaç kullanılarak verimli bir tarım yaptırmaktayız. Konveksiyonel tarımda da kullanılmakta. Konveksiyonel tarımda kullandırdığımız mikroorganizmalarımız ilaç kullanımını azaltıyor. Artı kullanılan çiftçilerimiz organik bir tarım yapmakta. Kontrol Ünü'nün İMO, ETKO gibi sertifikasyon kuruluşlarımızdan organik sertifikalarımız mevcuttur. Biz bunu kullandırdığımız zaman çiftçimiz hasat sonunda kaliteli, organik ve tonajı artmış bir ürün elde etmektedir. Maliyeti düştüğünden para kazanmasını amaçlamaktayız. Ve ülke topraklarımıza faydalı olmak için biz mikroorganizmaların faydalarını fuarlarda benimsetmekteyiz. Toprak bir canlı olduğunu söylüyoruz. Mikroorganizmalar olmazsa olmazı olduğunu belirtiyoruz. Atılan aşırı gübre ve ilaçların fazlasının zararlı olduğunu, sadece ilk miktarı kadar gübre ve ilaç kullanımıyla, mikroorganizma desteğiyle tarım yapılabileceğini izah etmekteyiz. Genelde eğitici fuarlarımız oluyor. Çiftçilerimizi bilinçlendiriyoruz. Artık ülkemizin bu tür ürünlere açık olmasını ve yenilikçi olmasını bekliyoruz. Bu kooperatifler olsun, artı ziraat odaları olsun, zirai bayilerimiz olsun, bu tür ürünlere talep ederlerse hem ülkemiz kazanır, hem çiftçilerimiz kazanır, hem de bu meyve ve sebzelerimizi yiyen halkımız kanserojen etkileri azalır ve sağlıklı bir toplum haline geliriz.
82 çeşit mikroorganizma yer almaktadır. Bu toprakta sulama alanlarına göre değişmektedir. Eğer damlama sulama varsa dönüme 2 litre kullandırmaktayız. Eğer damlama sulama herhangi bir sulama sistemi yoksa 1 ton suyun içine 3 litre ile 5 litre arasında kullanıp ağaçların diplerini toprak bölümüne uygulayarak yapıyoruz. Ne yapıyor bu toprakta? pH'i düzenliyor. Mikroorganizmaların bir yaşam ortamı olduğundan dolayı pH düzenleniyor. Kireç miktarında düşme sağlanıyor. Tuzluluk azalıyor ve buna bağlı olarak toprakta meydana gelen, oluşan ve kullanılan gübrelerden oluşan bitki besin elementlerini mikroorganizmalar alıp bitkinin alınabilir seviyesine getiriyor. Kısacası bir toprak rehabilitasyonu yapıyoruz biz. İçerisinde fotosentetik bakteriler yer almaktadır. Bu ürünümüzü fotosentetik bakteriler olduğundan dolayı bitkinin üst kısmından uyguluyoruz. Bitkinin yaprak kısmına stomalardan girerek bu bakteriler bitkinin fotosentez hızını arttırıyor. Yukarıdaki azot ihtiyacını karşılıyor. Böylece bitkimiz yukarıdan daha sağlıklı bir şekilde besleniyor. Bacilluslar biliyorsunuz koruyucu özellikleri var. Genelde bitki besleme ürünü olduğu için haşerelerin uzaklaştırılması, haşerelerden bitkilerin ve meyvelerin zarar görmemesi için kullandırdığımız bir ürün. ME5 ile MFP'yi biz ikisini 1 ton suya birer litre karıştırıp çiftçilerimize 2 uygulama yaptırarak üstten uygulatıyoruz. Tamamen organik ürünler. Japon zaten menşeisi olduğu için çiftçilerimize bayağı bir etkili olacaktır. Üçünü bir arada kullandırıyoruz ve sağlıklı bir ürün yapıyorlar. Raf ömrü uzamış bir ürün yapıyorlar. Örneğin bizim köşkte, Aydın Köşk'te çilek üreticilerimiz var. Onlarla biz sadece mikroorganizmalar kullanarak ilaç ve kimyasal gübrelerin az kullanıldığı tarım yaptık. Kullanılan gübre miktarı çok az, ilaç maliyeti çok düşük. Ama hasat sonunda tonajı arttı çilekleri, albenisi oldu ve aroması çok güzel. Ve maliyeti düşük, kaliteli, hasadı yüksek bir ürün haline getirdik ve çiftçimiz çok memnun. Böyle uygulamalar yapıyoruz. Ve bu standdaki röportajımıza dünyanın en kaliteli içeceği, meyve içeceği olan zeytinyağını içerek başlayacağız. Fuar boyunca bayağı tadımlar yaptık ama bu gerçekten değişik bir tadı ve lezzeti vardı. Yeni bir sıkım bu. Genizimizi de yaktı. Az evvel de içtik, şu an tamamını bitirelim dilerseniz. Zeytinyağı meyve özleri arasında tek ham olarak tüketilebilen yağlardan bir tanesi. Hiç işlem görmeden kullanılabilen bir yağ. Bizim de diğer ürünlerden farklı olmamızın ana sebeplerinden bir tanesi zeytinin türü. Zeytinyağının kalitesini biliyorsunuz varyetesinden başlıyor. Sonra ona nasıl baktığınız, nasıl büyüttüğünüz, ondan sonra hangi işlemle nasıl sıktığınız, sonra da nasıl sakladığınız. Bunların hepsi zeytinyağının kalitesine ve nefasetine yön veriyor. Biz Türkiye'nin sayılı sertifikalı arbekina üreticilerindeniz. Anaçlarımız yurt dışından geliyor. Burada fideler üretiliyor. Bu bölgeye ve Türkiye iklim şartlarına alıştırılmış fidanlar üretiyoruz. Arbekina sadece yağlık bir zeytinyağı, zeytin türü. Küçük taneli ve ufak çalı formunda kalan bir ağaç. Kökeninin Mezopotamya olduğu düşünüyor. Yani zamanında buradan İspanya'ya ve Avrupa'ya gitmiş. Ondan sonra şimdi tekrar bizler, sizler geri aldınız. Evet, aynen öyle. Yoğun dikimi yapılıyor. Yani normal bir zeytin bahçesinden farklı olarak ağaçlar birbirlerine çok yakın dikiliyorlar. Haliyle kendine has bir bakım ve sonra da hasat yöntemi var. Makinalı hasada sayılı uygun türlerden bir tanesi. Makinalı hasat yapmanın da artısı şu oluyor. Hızlı bir şekilde bahçeyi ve zeytini toplayıp en hızlı şekilde sıkıma gönderebiliyorsunuz. Bu da yağın kalitesini arttırıyor. Arbekina kendi özellikleri dolayısıyla oldukça meyvamsı, meyve özelliği, lezzeti yüksek bir yağ veriyor. Veriminden çok en önemli noktası erken hasata kalkıyor olması. 4 yaşındaki bir ağaçtan hasat almaya başlıyorsunuz. Evet. Ülkemizin her şartlarına uygun mu bu fidan? Biz Salihli bölgesindeyiz. Fidanlığımız da orada ve şu ana kadar kurduğumuz fidanları verdiğimiz diğer bahçeler de aynı bölgede. Salihli'den çok güzel sonuç aldık.
Diğer bölgelerde de diğer üniversitelerin ziraat bölümleriyle birlikte araştırmalar yapıyoruz. Şeyi tercih ediyoruz, yani çeliklenmesi yapılmış fidanların dikimi yapılacak son bölgede büyütülmesi ve oraya uyumlanmış olmasına özen gösteriyoruz. Şimdi şöyle, güzel ve kaliteli bir zeytinyağı. Avrupa standartlarının alışılmış lezzet ve tadına sahip bir zeytinyağı. Türkiye'de tabii ki çok güzel yağlar var, özenle üretilen. Ama onlar arasında bu da kayda değer bir yağ. 0,2 asidimiz. Oldukça düşük asitli, meyvemsi yoğun bir tadı var. Yakıcılığı ve ağızda bir acılığı oluyor. Ki zeytinyağında yakıcılık ve acılık aranan bir özellik. Zeytinyağımızı ben az evvel bir iki tane içtim. Bunu içsek bir zararı var mı? Bu kahvaltılık hocam. Ne kadar içersen o kadar güzel. Bunun yakması, onun besleyici dedikleri var. Yani Alzheimer'a iyi gelirmiş dedikleri, o yakan yağda oluyor. Yoksa makine yağında olmuyor. Yani ha, bunun biz bunu soğuk sıkma, yani vücut ısısının altında 27 derecede sıkıyoruz. Sıkarken variyete de buna müsait. Çabuk bırakıyor yağını. Yani kapasite kullanım da iyi oluyor yağcılar açısından. Biz çok memnunuz. Hasadından da, yağından da. Bir de dostluğumuz etrafı sektördeki lezzet kabulünden. Ya işte budur zeytinyağı dedikleri bir havaya girdi. Vallahi doğru bir iş yapıyoruz galiba. Hayırlı olsun. Yani bunu ya hocam, bunu bir milli içecek haline getirip bunu tüketmemiz lazım. Tüm Türkiye olarak. Ya bunun zaten bunu, zeytinyağının ana vatanı bizim Mezopotamya'dan bu tarafa doğru. Ondan sonra İtalya'ya filan sıçramış. İspanya'da bu Haçlı seferleri sırasında Kudüs'ten alınan bir türün geri getirilmesi. Arbekina bu 1400-1700'lerde alınmış gitmiş. Arbeque kasabasına dikmiş. Adam demek ki talanını İsmini, yaptı. Hı. Bir şey bulamadı. Sonra da ağaçları söktü götürdü. Allah'ın İspanyol dükü. Ondan sonra tekrar geriye aldık. Bu geriye aldık. Ha. Ama bu bizim zeytincilik anlayışımızda değil. Çünkü bu yağlık. Sade yağ. Sofralık değil. Yani biz Türkiye'de sofralık salamurayı seviyoruz. O yiyoruz. Ama onun kendi türleri var. Onlar da onu bilmiyor. Yani batılılar, inan bana İtalya, iyi bir şeyleri var ama bizimki gibi siyah zeytini efendi gibi yapıp yemeyi bilmiyorlar. Alışmamışlar. Biz onun için variyeteler hep bizde büyük ağaç, tane zeytin veren. Yağlık ikinci sepeye itiliyor, arkaya itiliyor. Halbuki bu tamamen yağlık, danelik değiliz. Sofralık zaten var memleketimizde, çok güzel variyeteler. Bu güzel, kaliteli bir yağın bitkisinin tekrar Anadolu'ya geri dönmesidir. Vallahi zeytinyağı, bakınız, meyve yağı olan zeytinyağıdır. Diğerleri tohum yağıdır. Yani ayçiçek olsun, mısır yağı olsun, tohum yağıdır. Dolayısıyla muhakkak vücut özümsemesine müsait ama zeytinyağı kadar doğal bir özümseme vermiyor. Bir de çok bu uzun ömürlü bir ağacın beslediği bir meyve oluşundan dolayı içinde belli besin değerleri var. Özellikle bunu oleofin dedikleri zincirler var. Bunu sıcak çekersen, yani sıcak buharla alırsan belki %5-10 daha fazla yağ alırsın zeytinin içinden ama kaybettiğin çok fazla. O bütün oleofin esas besleyici. Yok işte Alzheimer'ı, çocukta kemik büyüme sertleşmesi, kemik erimelerini, osteoporozlara ve tavsiye edilen özellikleri bu tip yağlık olarak yetiştirilmiş ve soğuk çekilmiş zeytinyağlar. Ama en öylesi böylesi bile insan vücuduna en uygun yağ. Hazmı, vücudun hücrelerin özümsemesi açısından en uygun yağ zeytinyağı. Ha, eziyetli olduğu için bir bakıyorsun ayçiçeği tarlasını alıyor, hasat alıyor, sıkıyor, rafine ediyor. O bir oturmuş likit yağ diye ama bu işin kralı. Zaten dünyada da yükselen yıldız. Yani hayat kalitesine ehemmiyet veren ülkelerde şu anda zeytinyağı görürsünüz. Televizyon programı yani çok yaygın. Yani fidanımız var. Aşağı yukarı 400-450 dönüm zeytinliğimiz var. O fidanlarla kurduğumuz ve de zeytinyağımız var. Fidanı biz anaçları getirdik.
ithal ettik. Sertifikalı ve mavi sertifikalı. Mavi sertifikalı yani Türkiye Cumhuriyeti'nin FÜAB'ın tohum fidancılığın kabul ettiği en yüksek güvenirlikteki sert fidan kategorisinden fidan üretmeye. Bu sene aşağı yukarı 100-150 bin tane üretiyoruz. Seneye talebe göre arttırmak imkanımız var. Biz bunun bir kısmını kendi arazimize dikiyoruz. Kim biz de isteyen arkadaşlara. Diken arkadaşlara danışmanlık yani dikim ve sonra fidanı bırakıp gitmenin alemi yok. Aşağı bir sene de tarım danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Ücretsiz. Bu fidanımı dikerim. Nasıl dikileceğini gösteririm. Bir sene de elim üzerinde olur. Ondan sonra aykırı bölgelerde yetişiyorum o fidan. Vallahi variyeti olarak soğuğa en dayanıklı variyetelerden bir tanesi. Yani yetiştiği bölgeye göre aroması değişebiliyor tadı. Ne kadar yüksek, ne kadar soğuk olursa o kadar daha keskin olabiliyormuş. Daha sıcak bölgelerde de var. Dolayısıyla zeytin yetişen her yerde bu yetişiyor. Yani Türkiye coğrafyasında. Kriter şu. -7 dereceyi. -7, -10 dereceyi 72 saat sürekli yemediği yerde hani eğer 3 gün devamlı -10 olursa hasar olabilir. Tavsiye edilen bölge değil. Yoksa normal işte akşam don olmuş, ertesi gün şu onlar hiç şey değil. Aşağı yukarı 10 kilo civarında veren ve yoğun dikilen yani araziye yoğun dikiyor. Dolayısıyla 170 civarında. Dolayısıyla bir dönümden aşağı yukarı olgunlaşmaya geldiğinde 1,5-2 ton mal alıyorsunuz. Tane zeytin. İşte %25 yağlı. Dolayısıyla matematiğini hesaplayabilirsiniz. Mevzu 4. yılda ürüne yatması. Hemen kendini finanse etmeye başlıyor. Ha bu çiçek tabii bir delilik. Çünkü doğum keyfinden. 1 yaşında bu. 1 yaşında bulmadı. Bu aşağı yukarı 4 yıllık olduğunda. Tabii 4 yılda. 3. yıldan itibaren veriyor. 4'ten sonra normal verime yatıyor. Ondan sonra 20 sene, 25 sene öyle gidiyor. Düzgün bakmak koşuluyla. Bunun bu çiçekli hali bu doğum çığlığı. O kadar keyiflenmiş ki dünyaya geldim diye bir çiçek dökmüş işte bu. Yiyin gari, yiyin tarhana çorba içi verin gari diyoruz. Tarhana çorbası efendim Osmanlı zamanında fakirin, garibanın evinde kıymetli bir yiyecek. Akşamların sofraları süsleyen bir ürün. Daha sonra atalarımız Orta Asya'dan Türkiye'ye dönüşte dünyaya yayılmalarında bu ürünü kış yiyeceği olarak kullanmışlar, saklamışlar. Ve günümüzde darhane çorbası, darhane çorbasının nihayetinde ellerimizin kışlık bir yiyeceği olmuş. Bu ürün özelliği nedir? Baharat ağırlıklı biraz. Efendim, özelliği şöyle, içerisindeki ürünlerden kaynaklanan, yani biz şu an bu ürünü yaparken tamamen aynı annemizin yaptığı gibi, atalarımızın yaptığı gibi geleneksel bir üretim yapıyoruz. Kırmızı biberden mevsimde çıkmış kırmızı biberi, kapya biberi alıyoruz. Nane, yoğurt, soğan, maydanoz, unla beraber fermentasyona tabi tutup belli bir fermentasyondan sonra kurutma ranzalarında kurutuyoruz doğal ortamda. Bu esnada hiçbir şekilde katkı maddesi, boyar madde kullanmıyoruz. Yani aynı annemizin yaptığı bir üretim şeklinde üretim yapıyoruz. Evdeki normal fabrikasyon çorbalardan özelliği de bu. Ayırt edilen özelliği bu. Nedir tarhana çorbası? Neden tarhana çorbası? Niçin tarhana çorbası kullanıyoruz? Tarhana çorbası kışlık bir yiyeceğimiz. Antioksidandır kırım tarhana. Gözlerimiz yaşarıyor bayağı. Tabii yaşaracak. Neden yaşaracak? Aynı zamanda kışın hastalıklardan koruyor. Aynı zamanda kışın bize güç takviyesi veriyor, şifalı oluyor. Besleyici olmasından dolayı hastalıklardan korunmuş oluyoruz kendimizi. Ve aynı zamanda çocuklarımızın gelişmesinde, kemikleri güçlendirmede C vitamini özelliği var. Neden? Kırmızı biber bir antioksidan. Nane, hakeza öyle. Un, yoğurt bileşiminden kaynaklanan bir yansıması var. Bu cihetle biz bu tarhanayı özellikle çıkarmış olduğumuz ürünlerden dolayı bir de bebek tarhanası yaptık. Allah Allah, ilk tabii, defa duydum. İlk defa, tabii Türkiye'de ilk defa
organik tarhana ürettiğimiz gibi böbekler için acı falan değil. Acısından değil efendim. Normal bir tarhana. Ağlatmıyor çocuk. Yok değil. Yani çocukların en büyük sıkıntısı ne? Ağlama, gaz problemi var. Biz onun için bitkisel otlar kullanarak bitkisel otların desteğiyle beraber 6 aydan sonra anne sütünü kesilen çocuklarda kullanmanı öneriyoruz. Bu tarhananın en büyük hususiyeti de zaten rahatlatıcı özelliği var bebek tarhanasının. Bu konuda yeni doğmuş bebeği olanlar, 6 ay sonra sütten kesilmiş olan annelere özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü bizim ürünlerimizde katkı maddesi, koruyucu madde herhangi bir şey yok. Tamamen doğal yöntemlerle yapıldığı için kırmızı biberin doğal rengi var bizde. Raf ömrüne kadar hocam, raf ömrü, kimyasal yok. Tabii tamamen kesinlikle yok. Organik. Tabii bu ürünümüzde koruyucu madde daha yok, renklendirici yok. 1 yıl raf ömrü. Raflardan bunu 1 yıl içerisinde zaten tükettiğimiz için kışın bitiriyoruz. Bakanlığın vermiş olduğu ömür 1 yıl. Yazın tüketebilir miyiz bunu? Efendim Türkiye'de yazına tüketilmeye başlandı. Neden? Çorba ihtiyacımızı Ramazan ayının yaza denk gelmesinden dolayı yazına bunu tüketmeye başladık. Kışına tüketiyoruz. Güçlü bir şekilde antioksidan içermesinden dolayı, C vitamini içermesinden dolayı, şifalı besleyici olmasından dolayı aranılan bir ürün. Özellikle çocuklara yönelik bunu yapmanız benim çok acayibime gitti. Orijinal bir çıkış. Doğrudur. Bebeklerimiz için, bebekli çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımıza yapmış olduğumuz her türlü yatırım, özellikle gıdasıyla alakalı yapmış olduğumuz yatırım apayrı bir hadise. Çünkü çocuklarımız büyürken kullanmış oldukları gıdalara dikkat etmek zorundayız. İçerisindeki ürünlerin vücuda yansıması, gelişme çağlarına sıkıntı vermemesi adına bu ürünü tamamen alıp kullanmalarını öneriyoruz. Yapımı da oldukça kolay değil mi bu çorbanın? Tabii, tabii. Çorba yaparken zeytinyağı kavurup, salçayla beraber kavurup, su karıştırıyorsunuz bolca. Akşam hazır tarhana çorbamız olmuş oluyor. Oldukça kolay. Evet. Yiyin gari diyor. Yiyin tarhana çorba içiverin gari diyoruz. Akhisar ulaşım olarak İzmir'e en yakın büyük şehire, en yakın tedarikçi ilçe ama birazcık pazarda hani insan bazen yakını göremez oluyor ya, o duruma gelmişiz. İzmir pazarını öncelikle arttırmak gibi bir hedefimiz var. Onun dışında fuara yurt dışından çok katılımcı bekliyorduk ama öyle bir katılımcıyla bir araya gelemedik şu ana kadar. Sonuçta fuar gene de başarılı geçiyor bizim için. Akhisar'ı ön plana çıkaracak bütün çalışmaları yaptık. Akhisar'daki firmaların tanıtımını gerçekleştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı sağladığımızı düşünüyoruz şu an. Akhisar'daki zeytin ve zeytinyağcıların %75'inin ürünlerini ve firmaların ambalajlarını buraya taşıdık. Şu anda iç piyasada iş yapan %75'imiz iç piyasa çalışıyor. Geri kalanları ihracatçı. İç piyasacı olan arkadaşlarımızın bütün markaları, ürünleri ve ambalajlarını burada sergiliyoruz. Hep birlikte olduğumuzu göstermek istiyoruz öncelikle. Biz Akhisar Borsası olarak artık bütün firmalarımızla hep beraber hareket edip pazarda ve piyasada yerimizi birlikte almak istiyoruz. Akhisar'ımızın yeşil domat zeytini diye ibareli olarak bulunayım. Bu zeytinimiz bizim Akhisar'ın tescilli ürünüdür. Ayrıca bölgesel özelliği olan bir zeytin. Domat zeytini Akhisar'da, yani bütün Türkiye'deki zeytinlerden farklıdır domat zeytinimiz. Onun dışında bizim Edremit tipi zeytinimiz var. Bu da Akhisar bölgemizde yetişen, diğer bölgelerde de yetişen, bizde de iyi bir kırmalı, çizikli tipinde değerlendirilmiş bir zeytin tipimiz var. Ayrıca Trilye tipi dediğimiz gemlik çeşidi de diye adlandırabilir. Ama Akhisar'da birçok bölgede, özellikle bazı bölgelerimizde çok iddialı ürünümüz olarak çıkan bir ürünümüz de bizim bu Trilye tipi zeytinimiz. Bayağı çeşit var. Her türlü biz çeşitlilik olarak bütün çeşitlilik gamına sahip bir ilçeyiz. Her türlü zeytin tipi ve birçok zeytin yağı tipi mevcuttur. Bizim şehrimizde Kuzey Ege'de çıkan aroma da mevcut. Güney Ege'den çıkan aroma da bizde mevcut. O yüzden çeşitlilik ilkesinde her türlü çeşit bulunan bir ilçemiz var. Çoğunluk ihracata mı gidiyor? Bizim en iyi yaptığımız şey şu anda bütün firmaların tedarini sağlamak.
birçok uluslararası markaların, birçok iyi markaların zeytin tedariğini Akhisar gerçekleştiriyor. Bunlar başka şehirlerde de olsa. Aynı şekilde zeytinyağda da bütün meşhur markaların tedarikçi şehri Akhisar'dır. Zeytinde de aynı şekilde tedarikçidir. Ama artık biz bunu pazarlamaya sunmak istiyoruz. Akhisar'da bu işi yapabilecek birçok arkadaşımız var. Bu kadar markayı görüyorsunuz. Bunların hepsi büyük marka olma yolunda yola çıktık. Biz bu tedarikçiliğimizi artık pazar payımızı arttırarak ön markalar haline gelmek istiyoruz. Akhisar'da evet biz bugüne kadar hep fason üretimler yaptık. Gene fason üretim yapacağız. Çünkü Rabbim bize çok mal vermiş. Akhisar'da şu anda biz zeytinin başkentindeyiz. Gerçekten de bütün Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak kadar zeytinimiz var. Bu zeytinleri artık bu arkadaşlarımızla beraber piyasaya, satışa çıkmaya başladık. Ve Türkiye'nin her yerine artık bu dönem daha kaliteli bir zeytinle, daha kaliteli bir ürünle ve bol bereketli bir seneye giriyoruz. Çok iyi bir mahsul bekliyoruz bu sene Akhisar bölgemizde. Gerçekten de artık Akhisar zeytinini bir marka olarak göreceksiniz. Bunu çeşit olarak gitmek istemiyoruz. Çünkü bizde her türlü çeşit zeytin var. Yeşil zeytinimizden siyah zeytinimize kadar çeşitlemelerimiz çok yüksek. Ama bizim istediğimiz tek şey şu, kaliteli zeytinin altında bundan sonra Akhisar markası yatacak.